Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere sadaka-i fıtırdan bahsedeceğim. Ancak hemen belirteyim ki sadaka-i fıtırın fıkhi hükümlerinden bahsetmeyeceğim. Yani şunlara şu kadar sadaka-i fıtır vermek gerekir, şu mallardan gerekir gibi bahsetmeyeceğim. Daha ziyade programımızın formatı gereğince hikmetlerinden bahsedeceğim. Sadaka-i fıtır dediğimiz şey, bir günde bir kişinin yeme içme ihtiyacını giderecek kadar olan bir maldır. Bir kişinin bir günde yeme içme ihtiyacını giderecek miktarda olan bir maldır. Dolayısıyla sadaka-i fıtır vermek durumunda olanlar bu ölçüye göre versinler. Yani müftülüklerin ilan ettikleri ölçüler, onlar asgari ölçülerdir. Asgari ölçülerdir. Bir kimse kendisi yediği, içtiği zaman gündelik olarak kendisi adına ne kadar harcama yapıyorsa o kadar bir bedel versin. Şimdi sadaka-i fıtırın hikmeti nedir? Bazı hadislerde de buna temas ediliyor. Mesela Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini ifade ediyor. Fakirleri bayram gününde dolaşıp istemekten ve dilenmekten kurtar. Bu hadisi Dârekutni rivayet etmiş bulunuyor. Demek ki sadaka-i fıtrın verilmesinin sebeplerinden birisi şu. Birisi bayram gününde fakirlerin sıkıntından kurtarılması. Şimdi eğer bazı şeyler toplumca yapılıyorsa, o zaman herkesin o şeye iştirakini sağlamak lazım. Bayram dediğimiz şey şahsi bir şey değildir. Ya yani namaz kılın derken işte ben burada namaz kılarım, siz kılmazsınız. Tabii kılmak mecburiyetindesiniz ama hani bu şahsi bir şeydir. Kim ne yaparsa yapsın. Mesela siz namazınızı kılıyorsanız namazınızı kılmış olursunuz. Başkalarının kılması ya da kılmaması size herhangi bir halel getirmez. Size bir zarar getirmez. Ne sevabınızı artırır ne sevabınızı giderir. Yani başkası namaz kılmıyor, siz kıldınız. Yani başkasının namaz kılmaması sizin namaz sevabınızı arttırmaz. Yalnız genelde şöyle bir şey var tabii. Yani hangi iyilik olursa olsun, eğer bir toplumda genel olarak o iyilik, o hayır terk edilir iken siz o iyiliği yapıyorsanız, böyle bir vasatta yapılan hayır ve iyiliklere Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sevap daha fazladır. Yani bu anlamda belki namaz kılmayanlardan dolayı siz namaz kılıyorsanız daha fazla sevap alabilirsiniz. Ama şahsi ilişki bakımından, yani siz namaz kılıyorsunuz, bir başkası kılmıyor. O bir başkasının kılmamasından dolayı siz ayrıca sevap almıyorsunuz. Ama ayrıca o kılmadığından dolayı da sizden herhangi bir sevap gitmiyor, sevabınız düşmüyor. Çünkü namaz kılmak bu ferdi bir ibadettir. Bunu tek başına yapıyorsunuz. Namazı kılmanız için başkasının iştiraki şart değil. Ayrıca cemaat gibi toplumsal bir şekilde bunu ifa etme imkanınız da var. O zaman daha fazla sevap alabilirsiniz. Ama namazı eda etmek bakımından, borcundan kurtulmak bakımından şahsi bir ibadettir. Fakat daha fazla sevap almak için elbette cemaat gibi bir imkan da var. O ayrı bir mesele. Belki namazın hani topluma bakan bir yönüdür bu. Ama bayram, bu işte tamamen toplumsal bir olaydır. Şimdi hiç kimse bayram yapmazken siz bayram yapamazsınız. Yani şöyle bir vasatı düşünelim. Diyelim ki hiç kimse oynamıyor, şurada bir sürü insan var. Birisi fırladı, kalktı, oynuyor. Ne derler buna? Deli derler.
Yani eğer oynanacaksa birlikte oynanır. İnsanlar bazen birlikte oynuyorlar mı? Oynuyorlar. İşte bir takım bayramlar var, bir takım kutlamalar var, bir takım merasimler var. O zaman bakıyorsunuz bir sürü insan hoplayıp zıplıyor. O zaman bunlara yahu bunlar deli deniyor mu? Denmiyor. Yani çünkü o hoplayıp zıplamanın vasatı orası. Yani orada olanlar genellikle böyle yaparlar. Normal karşılarsınız bunu. Ama yani herkes otururken böyle birisi çıkıverdi ortaya yere, hoplayıp zıplıyor, oynuyor. Yani buna olsa olsa deli derler yani. Çünkü bu anormal bir durum. Şimdi bayramın bayram olması, toplumsal bir olay olması nedeniyle herkesin ona katılmasına bağlı bir durumdur. Tek başına bayram yapılmaz. Tek başına oyun oynanmaz. Madem ki bu toplum içerisinde zenginler var, orta haller var, fakirler var. Bayram fakirlerin de hakkı. Bayram onların da bayramı. Ama düşünün öyle bir bayram ki bayram namazını kıldınız, eve gittiniz. Karnınızı doyuracak bir şey yok. Kimse size bir şey yapmıyor. Böyle düşünün ki bir nevi toplum size diyor, yani fakir yerine koyunuz kendinizi. Toplum size diyor, bugün bayramdır. Yiyeceğiz, içeceğiz, oynayacağız, gezeceğiz, birbirimize gideceğiz, geleceğiz, sohbet edeceğiz. Ama sizin karnınız açlıktan zil çalıyor. Kimse size bir simit uzatmıyor. Kimse size yiyecek bir şey uzatmıyor. Siz neredeyse acınızdan kıvranıyorsunuz. Böyle bayram olur mu? Elbette böyle bayram olmaz. Ha işte bayramlarda da herkesin bir nevi o bayrama katılabilmeleri, herkesin o sevince ortak olabilmeleri için bir nevi önceden o bayrama hazırlıklı olmayan kişilere bayram hazırlığı yapmak lazım. Tabii bunun asgari şeyi nedir? İnsanların karnını doyurmaktır. Eğer insanların karnı doymuşsa mutluluğun bir nevi %50'sini elde etmişlerdir demektir. Başka bela vesaire sıkıntılar yoksa yani en büyük elbette rahatlık karın tokluğudur. Karnı doyan insan rahatlar. Ama karnı aç olan insan ne kafası çalışır, ne doğru karar verebilir, ne çalışabilir doğru düz. Yani vücudu da zayıflamıştır. O bakımdan karın tokluğu elbette önemli bir şeydir. Ve haseten bayram zamanlarında ortaklaşa yapılan bir takım faaliyetlerde o karın tokluğu meselesinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte bunun için de ne lazım? Eğer tamamıyla insanların arzularına bıraksanız, insanlar yapmıyorlar bunu. Bazen böyle vicdani olarak zorlamanız gerekiyor. Vicdani olarak insanları zorlamak gerekiyor. İşte zekat farzdır gibi. Zekat farz dediğiniz zaman vicdani olarak insanları zorlamış oluyorsunuz. Yani kendi keyfine bıraksanız belki vermeyecek. Ama farzdır derseniz Allah'a inandığı için, bu da Allah'ın bir emri olduğu için verecek. Buna benzer bir şekilde sadakayı fıtır, evet farz değil ama Hanefiler genel olarak vacip demişler. Yani bir nevi ameli farz demişler. Yani farz değildir diyen tekfir edilmez. İslam'dan çıktı denilmez ama fakat o kadar da kuvvetli bir emirdir ki Hanefiler buna vaciptir demişler ve gücü yeten herkesin bu ibadeti yerine getirmesi gerektiğini ifade etmişler. Bir defa bayramın hakkı olarak fakirlerin de o bayrama katılabilmeleri, onları bir nevi sail ve mahrum duruma düşürmemek için sadakayı fıtır vermek gerekir. Bunun dışında sadakayı fıtır niye vermek gerekir? Vekî bin Cerrah diyor ki Ramazan ayı için fitre namaz için sehiv gibidir. Ramazan ayında verilen fitre namaz için yapılan sehiv secdesi gibidir. Secde namazın eksikliğini tamamladığı gibi fitre de orucun eksikliğini tamamlar. Secde, sehiv secdesi
namazın eksikliğini tamamladığı gibi fitre de orucun eksikliğini tamamlar. İşte sadaka-i fıtır ikinci olarak niçin vermek gerekiyor? Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların eksikliklerini tamamlamak için. Namazın içerisinde hata yaptığımız zaman o hataları sevif sedesiyle tamamlıyoruz. Peki oruçta hata yaptığımız zaman ne yapacağız? Yani sevif sedesi gibi bir şey orada emredilmemiş. Ama işte sadaka-i fıtırın orucun eksiklerini tamamlayan bir şey olduğunu Vekî bin Cerrah bizlere hatırlatmış oluyor. Elbette hiç kimse ben oruç tutarken hiçbir hata yapmadım, kamil anlamda oruç tuttum diyemez. Yani işte insanın dili vardır, konuşur. Hani ağzı olan konuşur derler. Öyle meşhur bir söz son zamanlarda yaygınlaştı. Konuştuğunuz zaman bunların içerisinde doğrusu vardır, eğrisi vardır, yanlışı vardır, hatalısı vardır, yalanı vardır, dedikodusu vardır. Oruçlu iken işte bazen o sözlerden hatalısı, yanlışı, hatalısının yanında yalanı olmuş olabilir, dedikodusu olmuş olabilir. Bütün bunların hepsinin günahı var. İşte o günahların kefareti olmak üzere bir nevi sadakayı fıtır vermek gerekiyor. Orucumuzun eksikliğini o şekilde tamamlamak gerekiyor. İşte göz görür. Yani görmek bir irade meselesi değil. Nereye bakarsanız göz görür. İradi bir şey değildir. Gözünüz neredeyse gözünüzün önünde olan şeyleri sizler görürsünüz. İradeye bağlı değildir görmek. Eğer siz şer'an görülmemesi gereken bir şeyi görüp kafanızı çevirmemişseniz, hala ona bakmaya devam ediyorsanız ve bir taraftan da oruçluysanız, orucun sevabını yiyorsunuz işte. Orucun sevabını eksiltiyorsunuz. Orucu kamil oruç olmaktan çıkarıyorsunuz. Orucun bu eksikliğini nasıl tamamlamak lazım? Orucun bu eksikliğini sadaka-i fıtır ile tamamlamak lazım. Sadaka-i fıtırın önemli fonksiyonlarından birisi de orucun eksiğini tamamlamaktır. İbn Abbas bir nevi bu anlamı ifade etmek üzere diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitreyi oruçları lüzumsuz ve çirkin sözlerden temizlemek ve yoksullara yiyecek sağlamak için farz kılmıştır. Resulullah fitreyi oruçları lüzumsuz ve çirkin sözlerden temizlemek ve yoksullara yiyecek sağlamak için farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse bu makbul bir zekattır. Yani bayram namazı kılınmadan önce, bayramdan önce ödenirse bir nevi zekat sevabı gelecek bir şekilde o fitre verilmiş olur. Ama kim namazdan sonra öderse herhangi bir sadakadır. Yani o zaman sadece vermen gereken şeyi vermişsin ama öyle çok fazla da sevap kazanamamışsın anlamındadır bu. Bu hadis de Ebu Davud ve İbn-i Mace tarafından rivayet edilmiş bulunuyor. Bu anlamda sadaka-i fıtırın fakirlerin ihtiyacını görmek ve orucun eksiklerini tamamlamak gibi önemli iki fonksiyonu bulunmuş oluyor. Değerli izleyiciler, bir de kelimenin anlamı itibariyle sadaka-i fıtırın başka bir manası vardır. Yani bir nevi yaratılış sadakası anlamına geliyor. Fıtrat sadakası, yaratılış sadakası. Yani şu halde yaratılışımızın bir şükran borcu olarak, Cenab-ı Allah'a bir teşekkür olarak, Cenab-ı Allah'a bir hamd borcu olarak sadakayı fıtrı vermemiz gerekiyor. Yani biz sadakayı fıtrı Allah'a veriyoruz. Ama tabii haşa Cenab-ı Allah'ın kendisine verecek halimiz yok. O
bunun nereye verilmesini istiyorsa oraya vereceğiz. Ki sadakayı fıtırın verilmesi gereken yerler, zekatın verilmesi gereken yerlerdir. Zekatın nereye verilmesi gerekeceğini Cenab-ı Allah beyan etmiş. Zekatın verileceği yerlere sadakayı fıtırımızı bizler veririz. Değerli izleyiciler, bu manada yani yaratılışımızın şu halde bulunuşumuzun bir teşekkür borcu olarak sadakayı fıtır vermek herkesin üzerine gereklidir. Bir insan sağlam, malı mülkü de var. Bir de malı mülkünün ötesinde, fakirliğin ötesinde nisap miktarından fazla bir malı var. Nisap miktarını tutacak kadar fazla da bir malı var. Yani ihtiyacı olmayan bir şey var, onu bir yerlere koymuş. Bir yerlerde duruyor. Öyle ihtiyacı da yok ona pek işte. Yani temel ihtiyaçlardan değil. Sadakayı fıtır, temel ihtiyaçların dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiler tarafından verilir. Hanefilere göre böyle. Ha, Şafilere göre ise herkes verecek. Herkes verecek. Yani fakir de olsa o verecek mi? Evet, fakir de olsa o da verecek. Çünkü onun da bir fıtratı var. Onun da bir yaratılışı var. O yaratılışın şükran borcunu o da eda edecek. Yani fakirdir, malı yoktur diye bir yaratılışı yoktur denilmez ki. İşte önce şuna şükretmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah bizi böyle insan olarak değil de bir taş olarak, toprak olarak yaratabilirdi. Ama bizi taş toprak olarak yaratmamış. Canlı olarak yaratmış. Ha, canlı olarak yarattığı zaman da mesela bitkisel hayat seviyesinde bir canlı yaratabilirdi. Öyle de yaratmamış. Yani böyle daha yüksek seviyede bir canlı yaratmış. Canlı olarak yarattığında herhangi bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Bakın bizi öyle de yaratmamış, insan olarak yaratmış. Ve sonra bize bütün bu kainatı hediye etmiş. Bu kainat bizim için çalışıyor. Biz bazen hasta da olsak, özürlü de olsak, sakat da olsak, Cenab-ı Allah ne vermişse bize o ayrı bir değerdir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bu değerlere karşı bir şükran borcu olmak üzere, bir şükran borcu olmak üzere sadakayı fıtır vermemiz gerekiyor. Şafilerin görüşü noktayı nazarından bakıldığı zaman bu mana daha uygun düşüyor. Sadece zenginler değil, mal sahipleri değil, fakir olanlar da verecek. Çünkü onların da Cenab-ı Allah'a teşekkür etmesi gereken çok büyük nimetlere sahip olduğunu görüyoruz. İşte sağlıklı bir vücutları var. Yaşıyorlar. Bazen sıkıntıları olsa bile onlar da bu hayattan bir nevi lezzet alarak yaşıyorlar ve Cenab-ı Allah onları bazen özürlü bile olsa insan seviyesinde yaratmış. İşte bu hilkatın, bu yaratılışın, bu fıtratın bir teşekkürü olmak üzere sadakayı fıtırı vermemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimizi sadakayı fıtırlarını eda eden ve sevabını da tam olarak alan kullarından eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun değerli izleyiciler.